Cumhuriyet anayasaya, yani o zamanki teşkilat-ı esasiye kanununa bir cümle ilavesiyle yapıldı, evet. İlan edildi. Diyor ki, Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir. Bu ilave edildi oraya. Öyle cumhuriyet olduk biz. Çünkü daha önce meclis hükümeti vardı. İsmi konmamıştı. Cumhuriyet gibi bir şeydi ama adı yoktu. Sizin Yıkılış Kurtuluş'ta gördüm. O da yayınladım o belgeyi. Evet, Yıkılış Kurtuluş'ta yani belgeleri gibi, var. Evet, evet, o belge ilk defa yayınlanıyor orada. Yani mesele şu, devlet var. Türkiye Devleti'nin diyor, Türkiye Devleti var. Şekli hükümeti, hükümet şekli, idare şekli cumhuriyettir diyor. İsim konmuştur. Burada dikkatimi çekti. Bir de mesela bu meclis hükümeti dediğimiz o dönemin içinde kutlamalarda Atatürk'ün bir emri var. Siz yine belgesini yayınlamışsınız. Mesela Kur'an okutulması cumalarda, meclisin açılışı için. Kur'an okutulması, tabii, hatimler indirilmesi, kurbanlar çünkü kesilmesi efendim, gibi bir talimatı var ve burada belgesinde siz yazmışsınız. Çünkü hanımefendi 23 Nisan 1920'de açılan meclis resmen İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'ın devamıdır. İstanbul Meclisi nasıl açıldıysa onun da öyle açılması gerekir. Bir şey var, Buhari-i Şerif okunacak diyor. Evet, o da dikkatimi çekti. Buhari pek okunmuyor. Cumhuriyet öyle bir şeyimiz olmadı bizim. Sistemle efendim kurucularla, devlet adamlarıyla, partilerle, devrimler yani inkılaplarla falan, didişmeler falan oldu, muhalefet oldu. Ama biz cumhuriyeti istemezdik diye bir şey ben bilmiyorum. Çıkmadı. Çünkü dediğim gibi zaten eski devletin devamıdır o. Hukuk. Atatürk konusuna gelince iki dönemi ayırmak lazımdır. İstiklal Harbi'ndeki Atatürk, Mustafa Kemal. Orada eleştirilecek pek şey bulamıyorum ben. Yoktur. Çünkü zafer kazanılmış, sonuç belli. Ha, devrimler dönemine o da eleştirebilirsiniz ama bizde maalesef çok yanlış bir hareket var. Eleştiri hakaret addediliyor. Hakaret edemezsiniz. Kimseye edemezsiniz. Bu koruma kanunundan yana mısınız siz? Koruma kanununa ben yanayım. Niçin yanayım biliyor musunuz? Koruma kanunu bir de dünyanın hiçbir yerinde yoktur falan filan diyor. Vardır efendim. Les majeste dedikleri kanundur o. Bugün bir kere bütün monarşilerde, kraliyetlerde demokrasi bile olsa les majeste vardır ve işler. Dediğim gibi İstiklal Harbi ile İnkılaplar dönemini ayırmak lazımdır. Yani buna ayrı dönemlerdir. Fakat bu devrimler meselesi birçok örneği var. Birçok ülkede olmuştu bu. En büyük örneği Fransa ihtilalidir. Neler yapılmıştır? Yani Fransa ihtilali demek efendim kralla kraliçenin kafasını kesmek bilmem ne falan filan değildir. Dünya kadar rezaletler vardır. Tabii ya. Ama Sovyet devriminde kültüre pek dokunulmamıştır. Ama kültürün perişan edildiği devrim Mao'nun, Çin'in kültür devrimidir. Şimdi adamlar düşünebiliyorsunuz. Yani her taraftan en küçük Çin porselenini bulsalar alıp götürüyorlar. Yok çünkü. O kadar parçalamışlar, perişan etmişler. Bizim devrimlerimizin örneği Fransa'dır. Le Matin gazetesine Mart 1928'de Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği bir demeç vardı. Bizde o demecin üstünde hiç durulmadı. Pek yazılmadı bile. Hemen rastlamadım. Ben eski gazetelerde rastladım. Misali o da aldık biz diyor, örneği diyor. Ama farklar vardı arada diyor. Şimdi efendim bir devrim yaptığınız takdirde, yani daha doğrusu yeni bir rejim kurduğunuz takdirde eski rejimi kötülersiniz. Kendinizi meşrulaştırmak için de. Bu doğası, bu işin doğası. Bu. Her yerde bu olmuştur. Mesela dediğim gibi inanç bakımından, itikat konusundaki inkılaplarda da en ileri giden Fransızlardır. Fransa'da mesela Katoliklik yasaklanmıştır bir ara biliyorsunuz. Mantık dini, culte de la raison, akıl dini çıkmıştır. Meşhur Notre Dame katedrali akıl tapınağı haline getirilmiştir. Jacques-Ébert, Montmorency, Chaumette falan bunlar şeyler var. Fakat o arada mesela komik şeyler de yapılıyor. O zamanki 1790'ların katedralin girişinde o senelerde heykeller var. Bunlar aziz heykelleri.
adam cahil, son kilot dedikleri, donsuz dedikleri ihtilalciler bunu kral heykeli zannediyorlar. Heykeli şeye götürmüşler, giyotine. Heykellerin de kafasını kesmişler giyotinle. Bunlar Cumhuriyet neslini etkilemiştir. Biz de bunun üzerinde pek durulmadı. Yani Türkiye'nin din politikası, Kur'an'ın Türkçeleştirmesi veya başka uygulamalar, diğer uygulamalar ve hatta bazı ibadetlerin yasaklanması, bu gerçek, yasaklanma edilmedi deniyor ama resmen olmasa bile bazı şeyler oldu. Ve bazı ibadethanelerin kapatılmasının falan gerisinde madde gündem şu, İstanbul'da resim galerisi yok. Biz dünya çapında ressam yetiştireceğiz ya, nerede sergileyeceğiz? Namık İsmail Bey, Sultanahmet Camii olsun diyor. Karanlık diyorlar. Sultanahmet Camii için. Cami resim galerisi. Bayağı cami resim diyor. Galerisi yapacaklar Sultanahmet Camii. Aa diyor. Şeyi diyor. Kubbeyi deleriz. Kubbeyi delecek. Kubbeyi deleriz. Yaprak aletleri evet. İçinde. Işıklar gelir. Aydınlanır içeriz diyorlar. Ve bu kabul ediliyor. Onun üzerine Mimar Kemalettin rahmetli. Ya siz hasta mısınız ulan diye. Allah razı olsun dedim ben görmüş. Okuyunca burada. Ben bunu Cemal Reşit'ten bizzat dinledim komisyonda. Cemal Reşit'ten bizzat dinledim ve yazdı bu şeyini Cemal Reşit Bey. Hatıralarında vardır. Bu belgesi de var zaten. Evet. Burada siz koymuşsunuz. Tabii tabii. Burada, hatıralarında burada belgesi de var. Şimdi böyle şeyler yaşandı. Yani Sultanahmet Camii'ni bozup işte kubbesini delip ışık gelip bir resim galerisi yapılır. Resim galerisi yapacağız. Efendim Türkiye'de bunlar yaşandı. Yani geçmiş bir eski iktidara, rejime rejimi suçlamak, küçültmek için bazı şeyler yapıldı. Bakın şunu söyleyeyim. Yıldız Sarayı, bugün mavi şey, evet. Şale Köşkü, Yıldız Sarayı kumarhane yapılmıştır. Kumarhane yapılmış. Kumarhane. Şimdi kitabını yazdım. Evet. Evrakını da Fransa'dan buldum. arkasından Ayasofya'nın bir ara diskotek yapılması kararlaştırıldı. Caz kulübü olması için. Girişimler yapılmıştır. Sonra olmamış. Ama mesela Topkapı Sarayı'nın hazinelerini biz satışa çıkarttık. Topkapı hazinelerini satışa çıkarttık. Allah Fransız Harciyesi'nden razı olsun. Saçmalamayın diyor şeylere. Fransız Harciyesi'ni dinledik. Hayır. Biz Fransız kuyumculara teklif etmişiz. Kuyumcu şirketlerine. Padişahların haktan çalarak aldıkları mücevherleri milletimizin kalkınmasına harcayacağız. Buna padişahların hazinesi de diyoruz. Adamlar geliyorlar. Mesela Topkapı Sarayı'nda büyük zümrüt vardır. Evet, evet. Bu zümrüt herhalde diyorlar böyle bir şey gerçek olamaz. Bize diyorlar para verin diyorlar Ankara'ya. Elektroşok halde getireceğiz. Ölçeceğiz bu zümrütü. Para kıracağız. Kıracağız. Ama alet gelmiş zümrütü kılmışlar. Aa gerçekmiş demişler. Hakiki zümrütmüş demiş. Kırılmış hali mi şimdi? Tabii kırık hali, parçaları duruyor. Ondan sonra ama Fransız hükümeti de diyor ki Allah razı olsun Fransızlar diye. Diyor ki kuyumculara çağırıyor. Ya siz diyor deli misiniz? Bu Ankara hükümeti açık açık padişahlara aittir bunlar dedi. Padişahların torunlarını kovdu. Biz bunlara sığınma hakkı verdik. Hepsi Fransa'da. Biz bunları sattığınız anda adamlar giderler mahkemeye. Bütün parayı alırlar. Biz de rezil oluruz. Aynı halkı çar hazinelerinde yaptık. Rezil olur. O da olmuş benzeri. Kursal satmaya bir kısmını satmış. Ondan sonra vazgeçilmiş. Ama yıllarca hazine Ankara'da kaldı. Unutuluyor falan. Çok komik bir macera aslında. Her inkılap, her yeni rejim bir inkılaba heveslenir, bir şey yapar. Ama bunun belli bir süresi vardır. Ondan sonra o defter kapatılır. Geçmişle kavga edilmez. Bizde o defter kapanmadı. Belki bizim genetik yapımızdan da olabilir. Sündürdükçe sündürüyoruz konumuzu. Biz tarihi geçmişle didişme, cebelleşme vasıtası yapıyoruz.